kadın cinayetleri gibi çok temel bir başlığı konuşmaya başladığımızda ise zaten aslında burada işte Dilber ablamı da gördüğüm için çok mutluyum. Pek çok emek veren arkadaşım var, Duygu var, şey daha var. Başka bazı arkadaşlarımız da vardır. Belki gözlüklerimi çıkardım tam göremiyorum. Kusuruma bakmasınlar. Hepimizin bildiği o yüzden burada bugün buluşabiliyor durumdayız. Çok önemli kadınlar için en can yakıcı mesele şiddet ve şiddetin en üst boyutu kadın cinayetleri. Bunu yeni konuşmuyoruz. Çok uzun zamandır konuşuyor ve bunu ortadan kaldırmak üzere bir mücadele yürütüyoruz. Burada bu mücadele yürüttüğümüz halde ne oluyor gibi bazı görüşler olabilir. Hemen baştan onu söyleyeyim. Çok sayıda kadının hayatı kurtuluyor. Ve bütün bir toplum kadın cinayetlerine için çözüm isteme, bu sorunu sahiplenme, bu mücadeleyi sahiplenme durumunda gelişiyor, bilinç kazanıyor. Hemen ben baştan en güncel gelişmelerle de başlamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz bizim senelerdir anlattığımız, konuşacağımız konunun başlıca çözüm yolu. Ama son dönemde ve bugün aktüel olarak sözleşme ile ilgili yine bir tartışma ortaya çıktı. Yani geri alınabilir gündeme geldi. Ve hatta işte en yetkili makamlar halka soralım dediler bugün. Böyle bir açıklamayı duymuşsunuzdur değil mi arkadaşlar? Hani sizin de tepkilerinizi almak istiyorum. Herhalde biliyorsunuzdur. Ben yine de söylemek isterim. Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün halka soralım İstanbul Sözleşmesi'ni. Onlar ne diyorsa öyle yapalım gibi bir yani söylem oldu. Halka sorulduğunda halkımızın kadın cinayetlerinin çözümünü istediği o kadar aşikar ki bunu seneler içerisinde defalarca il ve ilçelerde Türkiye çapında ayaklanma yaparak neredeyse Özgecan Aslan cinayetinde başka çok önemli kayıplarda yine çok kuvvetli bir biçimde tepkisini göstererek ama en son geldiğimiz noktada bizim kendi faaliyetlerimizden de bilirsiniz. Bunu hep biz biliyorduk, içinde yaşıyorduk ama en son Emine Bulut'un daha sonraki yaptığımız işte Dilber abla da oradaydı. Hepiniz izlediniz zaten. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu haberdardır. Kadıköy'deki Emine Bulut'un çocuğunun gözleri önünde ölmek istemiyorum sözleriyle canını kaybetmesi ve bunun canlı olarak yayınlanmış olmasının yarattığı büyük etki içerisindeki yapılan eylemde bambaşka bir Kadıköy vardı. Ben hayatımda çok fazla sayıda eylem yaşamış bir arkadaşınız olarak böyle bir eylem görmemiştim ve o alanda binlerce kadın İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ü yani şiddetin ve kadın cinayetlerinin çözümünü adıyla anarak alkışlıyor ve sahipleniyordu. O yüzden bugünkü açıklamalara cevap ben aslında bizim platformumuz bütün o görüntüleri veriyoruz. Yani cevabımız o görüntülerdir. Halk İstanbul Sözleşmesi'ni elbette ki istiyor. Kadın cinayetlerinin çözümünü istiyor. Bunu da defalarca adıyla anarak söylemiş durumda. Şimdi buradan çözümden başlamış oldum ben kadın cinayeti konuşmaya ama geriye dönüp Türkiye'de kadın cinayetleri nasıl bir gerçekliğe bakar isek aslında bizim bu konuda artık yani sorun ne, tanımı ne, nasıl bir çerçevede ele alıyoruz? Hangi yanılgılar var bu konuda? Ne gibi yanlış anlamalar var? Ve asıl çözüm nedir diye bunları ele aldığımız ve en önemlisi tam ortasında da hiçbir sebebi yokken göz göre göre maalesef ki kaybettiğimiz canlarımızı anlatmaya, unutmamaya çalıştığımız bir kitabımız var. Yaşasın Kadınlar adındaki bu kitap. Benim kaleme aldığım ama aslında içerisinde Dilber ablamın da, Duygu'nun da, yıllardır emek veren tüm arkadaşlarımın da emeği olan bir mücadeleyi, bir deneyimi derli toplu anlatmaya çalıştığımız aslında kadınlar için bir gecikmiş görevi yerine getirdiğimiz bir yayın bu. Yani bizim platformumuzun ortak bir yayını gibi düşünebiliriz. Temsilcisi ben olduğum için ben kaleme almış oldum. Ve burada aslında derli toplu bir şekilde anlatmaya çalıştığımız şey. Bir kitabı da tanıtıyorum. Çünkü biz ilk defa bir kitap yaptık. Maalesef ki o da korona günlerine denk geldi. Çok sayıda planladığımız imza günümüz yapılamaz oldu korona nedeniyle. Olsun, canımız sağ olsun, sağlığımız iyi olsun. İleriki zamanlarda yaparız ama kitabı da tanıtmaya hem ihtiyaç var hem gelirleri zaten platforma bağışlanacak. Hem de orada daha
bugün bu oturumumuza sığmayan, daha derinlemesine hani bir tartışma için bir kaynak yaratmaya çalıştık. İlgi duyanlar bunu da okuyabilirler. Ama şöyle başlayayım. Türkiye'de kadın cinayetlerinin durumu ve nasıl çözülecek konusunu konuşmaya başladığımızda aslında ilk soru şu oluyor. Uzun zamandır toplumun da gündeminde, yani bir kadın cinayeti gerçeği artık kabullenilmiş durumda ama ilk tartışma hep şöyle başladı. Resmi yetkililerle de böyle başladı. Aslında artmadı, görünürlüğü arttı. Aslında eskiden de vardı, şu anda kadınlar ses çıkardığı için görünüyor gibi bir fikir var. Sizler ne düşünürsünüz bu konuda bilmiyorum ama ilk tartışma böyle başlıyor. Yani burada bu oturumda bu soruyu soran arkadaşlarım belki vardır. Ama ya da eminim ki bu soruyla muhatap olan arkadaşlarım kesin vardır. Değil mi arkadaşlar? Mutlaka önce işte aslında hep vardı da bilinmiyordu. İşte biliniyor. Basın çok haber yapıyor. O yüzden sorulmuş gibi gözüküyor gibi şeyler söyleniyor. Şimdi buradan başlıyor tartışma. Gerçekten eskiden de vardı da yani artmadığı görünürlüğü mü arttı yoksa gerçekten arttı mı konusuna bizim cevabımız kanıtlara dayalı bir biçimde üstelik de her ikisi de. Şimdi bir resmi rakamlara göre de resmi oranlara göre de kadın cinayetlerinde ciddi bir artış var. Bunu yıllardır resmi makamlar böyle bir raporlama yapmadılar. Bunların yapmadığı raporlamayı bildiğiniz üzere bizim platformumuz yaptı. Ama son yıllarda Türkiye Polis Akademisi de kadın cinayetlerini raporlamaya başladı. Ve o raporlara göre de artış yani ikrar edilmiş oldu. Hani Türkiye devletinin resmi makamları tarafından da kadın cinayetlerinin yıllar içerisinde artışı her ne kadar son aylarda azalıyor falan gibi açıklamalar yapılsa da ona da geleceğiz. Korona dönemindeki neler olduğuna. Artışı resmi olarak da tescil etmiş olduk. Ve bizim raporlarımıza göre de maalesef ki keşke böyle olmasa, azalsa herhalde buna en çok mutlu olacak taraf bizleriz. Yıllar içerisinde bir grafiğin sürekli yükseldiğini görüyoruz. Son zamanda sadece bir kadın cinayeti artışı değil, daha tehlikeli olgular olarak şüpheli ölümlerin de yükseldiğini görüyoruz ve buna karşı sürekli uyarıyor platformumuz biliyorsunuz. Bir, yani gerçek şu ki oran olarak arttı. İkinci gerçek de şu ki, diyelim ki eskiden de olanlar örtülüyordu ki zaten bizim platformumuzun kurulma sebebi budur. Ne oluyordu? Biz Münevver Karabulut cinayetinin yarattığı etki içerisinde o cinayetin ele alınma biçiminden çok rahatsız olanlar olarak, çünkü genç bir kadının hünharca öldürülmesi örtülüp konu bir magazin konusuymuş gibi ele alınmaya, esas gerçek kadın cinayetinin içeriği boşaltılmaya çalışılıyor ve yetkililer görevini yapmayıp, faili yakalamayıp bir de Münevver'in ailesine fırça atmaya çalışıyor gibi bir durumdayken bütün bunlar tam boy bir patriarkal skandal olduğu için asla bunu kabul etmeyecek kadınlar olarak ne demek bu bir kadın cinayetidir deyip kendi yalnızlığında adalet arayan ailenin yanına, Karabulut ailesinin yanına giderek biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kuruluşuna böyle adım atmış olduk. Burada işte en başından itibaren, Münevver'den itibaren belki biz bıraksak 3. sayfalarda yine magaziner bir biçimde ele alınacak. Bir herhangi bir adli olgu olarak ele alınacak. İşte o zamanlar çok sık rastladığımız üzere tırnak içerisinde aşk cinayeti, tutku cinayeti gibi adlandırmalarla herhangi bir haber olarak geçen kadın cinayeti gerçeğinin üzerindeki örtüyü kaldırmak, örtülmesini önlemek ve bunun adı kadın cinayetidir. Ve Türkiye'de maalesef ki önümüzdeki dönemlerde artma ihtimali var öngörüsünde bulunarak biz platformu kurduk. Biz isterdik ki arkadaşlar bu öngörümüz tutmasın, biz yanılmış olalım. Hata insana mahsustur. Çok güzel bir söz var bugün Küçük İskender adında şairimizin, ben pek severim onun şiirleriyle büyüdük. Ölüm yıl dönümü, bir yıl oldu, onu kaybedeli. Onun çok hoş bir şiirinde geçer. İnsan inandığı şeyler uğruna muhteşem hatalar da yapabilir der. Hata da yapmış olabilirdik, hata da yapılabilir mücadele ederken. Ama bu pek hata olmadı bizim bu öngörümüz. Türkiye'de kadın cinayetleri gerçekten de artmaya devam etti. Bu öngörüde bulunurken biz zaten hani
temelsiz değil. Şunu düşünüyorduk. Türkiye toplumu iktidarda ne olursa olsun, nasıl bir görüş olursa olsun ilerliyor, kentleşme artıyor, değişiyor. Kadınlar daha fazla eğitim ve iş hayatına katılma eğiliminde. Bu kadınların dünyaya bakışını değiştiriyor. İletişim araçları çeşitleniyor, her eve giriyor. Televizyonlarda o belki pek de beğenmediğimiz evlilik programları bile aslında kadınlara benim de bir seçme hakkım var. Mutsuzsan boşanma ve başka birini seçme hakkım varı, seçim hakkını düşündürüyor. Dolayısıyla kadınlar değişiyor, toplum ilerliyor, toplum ilerlemesine uyum sağlıyor. Biz bunu sonra yeni havalar diye tırnak içerisinde adlandırdık. Belki bilenleriniz vardır. Ama bu değişime, hani tamam ne güzel, oh kadınlar değişiyor, önlerini açalım gibi bir şeyle karşılanmayıp, eski rejimde, erkeklik rejimindeki avantajlarını ellerinde tutmak isteyen erkekler ayak sürüyor ve kadınlara bu kendi hayatlarıyla ilgili karar alma, özgürleşme yani haklarını tanımıyorlar, teslim etmiyorlar gerilimi. Daha açık ifadesiyle modern haklarını arayan kadınlarla gelenekler arasındaki sürtüşmenin derinleşeceği, bir de bunun muhafazakar bir iktidar döneminde olduğunda bunun olası bir kriz yaratacağı konusunu öngörebilmiş olduk. Öngörmemeyi, bunların böyle gelişmemesini, iyi sürprizler olmasını çok isterdik. Ama maalesef ki olaylar böyle ilerledi. Türkiye'de kadın cinayetleri arttı. Hem sayısal olarak arttı, böyle resmi yetkililerin dediği gibi eskiden de vardı, görünüyor kadınlar çok abartıyor gibi değil. Sayısal olarak arttı ama görünürlüğü de arttı ve görünmesini sağlamak için de işte o emekleri veren, zaten benim kadar sizlersiniz, benden daha fazla vermeye durum veriyorsunuz hatta son durumda. Adliye, duruşma, dava takipleriyle, pek çok emeğiyle görünmesi için her kuşaktan kadın çok fazla emek verdi de ancak öyle göründü arkadaşlar. Yani görünmesine zaten, hani görünmesin diye uğraşılmaya rağmen emek vererek, bizlerin emeğiyle hepinizin bildiğiniz görünür oldu. O açıdan şimdi ben size neyi anlatmış oldum? Türkiye'de kadın cinayeti diye konuştuğumuzda bize hep ilk yöneltilen soru arttı mı, görünürlük mü arttı oluyor. Hem görünürlük arttı ama mücadeleyle arttı, hem de kadın cinayetleri arttı. Çünkü bunun temelinde de az önce size aktardığım aslında toplumsal, sosyolojik, aslına bakarsanız çok olumlu, doğru yönde yönetebilsek son derece olumlu ve bir ülkeyi bambaşka güzellikte kılacak bir dinamik var. Kadınların değişime uyum sağlaması, daha üretken olması Türkiye'yi çok başka güzellikte kılacaktır. Ama buna ayak direyen, şimdi bunu bu dönemde pandemiyle birlikte daha fazla konuşuyor olduk. Deniz Kandiyot diye çok bu alanda bizim de baktığımız referans bir hocamız vardır. O mesela pandemi döneminde birdenbire yeniden eski kodlara dönüşü, eril restorasyon diye açıklıyor. Yani erkeklik rejiminin, eski rejimin yine avantajlarını kaybetmemek için böyle daha saldırıda bulunması ve size başta andığım İstanbul Sözleşmesi'ne saldırı dahil olmak üzere modern kadın haklarına, bizim tüm haklarımıza saldırının temelinde avantajlarını kaybetmek istemeyen erkeklerin, kadınların bu özgürleşme ve değişmesi karşısındaki kaygılarla eskiye sardırmaları, bir tür kadın nefretini hatta taşıyor olmaları, bu sadece bizim memleketimizde değil, dünyada da böyle erkek örgütlenmeleri örneklerini anlatır Deniz Hoca. İşte Türkiye'de de bütün bunlar böyle birlikte iç içe yürüyor. Ama şöyle iyi bir şey var Türkiye'de, dünyada da böyle kadın hareketi, feminizm, bir 10 sene önce olduğu durgunluk dönemlerindeki gibi değil. Çok canlı. Yani haklara kastedildikçe işte bastırılan her şey kendi karşılığını bulur ya arkadaşlar. Ne kadar baskı varsa o kadar bir direnişle de karşılaşılıyor. Pek çok ülkede önemli kadın direnişleri var. Bu yani her tür coğrafyada böyle. Bizden çok daha zor, kadınların çok baskı altında olduğu rejimlerde de böyle. Orta Doğu'da, başka pek çok rejimde de böyle. Ama Batı'da da böyle, biraz daha ileri haklar kazanmış coğrafyalarda da böyle. O açıdan hem dünyada hem Türkiye'de
daha bir 10 sene öncesindeki gibi bir durgunluk döneminde ne iyi ki değiliz. Bütün bu işte saldırılara karşı da çok canlı bir mücadele var. Yani son yılların tarihinde herhalde benim bilebildiğim, benim ömrümün gördüğü kadarıyla, ben 50 yaşına yaklaşan bir arkadaşınızım. Bu kadar canlı bir kadın mücadelesine ben hani tanık olmamıştım. Bu yıllarda tanık oluyorum. Gençliğimden bu yana hani içerisindeyim kadın mücadelesinin. Bu da çok olumludur. Bizim tek avantajımız, tek şansımız da bu. Bütün bu baskıya, kadın cinayeti gerçeğine, başka bazı ülkelerde de başka bazı can alıcı meseleler var. Ne bileyim, Hindistan'da cinsel saldırılar çok yüksek düzeyde mesela. Başka bir coğrafyada başka bir mesele çok yüksek düzeyde. Her yerde neyse kadınların can yakan sorunu, onlara müthiş bir sahiplenme olması ve bu konuda da önemli bir mücadele olması da bizim elbette ki en önemli umut kaynağımızı oluşturuyor. Türkiye'de de biraz böyle çok yönlü girizgah yaptım. Siz beni uyarırsınız, bir es vereceğim şimdi. Söylediğim sosyolojik nedenlerle de daha geçmişe göre ağır yaşanan şiddet, hani hem kadınların kendi haklarını daha fazla aramaya başlamaları, hem de bunun maalesef ki özgürlükçü ve ifade özgürlüğünden, kadınların haklarını tanıyan bir yönetim döneminden ne değil de daha muhafazakar bir döneme denk gelişi böyle acılı bir krizi yarattı. Bunun tek çözümü ama bu krize rağmen, bu baskıya rağmen çok kuvvetli bir mücadele var. O mücadelenin daha da kuvvetlendirilip haklarımızın asla hani elden bırakılmaması olduğunu düşünüyorum ben. Şimdilik böyle bir genel giriş yapmış olayım. Belki sizin sorularınızla daha detaylarına ineriz arkadaşlar. Ben bir es veriyorum. Biraz sizden geri bildirim almak istiyorum. Şu an o zaman bir soru cevap yapalım Gülsüm, değil mi? Onu mu demek istedin? Evet evet, yani nasıl devam edeyim? Yani siz hani çok genel başladım Türkiye'de kadın cinayetleri evet. diye. Tamam arkadaşlar, sorusu olan yani mikrofonunu açıp da sorabilir. Direkt ya da chat kısmına yazıp da sorabilir. Nasıl isterse kişiye bırakıyorum. Ben aslında şöyle bir şey, hani şu konuyu da çok hani tarihsel açıdan da değinilmesini çok önemsiyorum Gülsüm. Kadın dayanışmasının, kadın mücadelesi içerisindeki aslında asıl önemini. Yani tarihsel açıdan baktığımız zaman da her zaman feminist hareketlerde de kadın mücadelesi hep önemli bir faktör olmuş. Hı hı. Hakların alınmasında, yine bu kadına yönelik şiddette de ve kanunların işlenmesinde de. Yani bunu konuya biraz hani değinebilir misin? Yani kadın mücadelesi içerisindeki kadın dayanışmasının önemi nedir? Elbette. Ben de şimdi ben de şunu sormayı arada şunu düşündüm. Burada elbette çok vakıf arkadaşlarım var konuya, ama bu topluluğun diğer bazı tanımadığım kişileri de var. Genel olarak neye kadın cinayeti diyoruz, Türkiye'de nasıl seyretti, İstanbul Sözleşmesi temel basamakları çözüm için, temel yanılgılar, bunları ben tekrar bir anlatmalı mıyım? Burada buna ihtiyaç var mı? Bunu bir düşündüm. Ben de size bir soru olarak, ben de size bir soru soracağım. Onu cevaplarsınız. Ama şimdi senin sorunu cevaplamakla başlayayım ben. Sonra da siz beni biraz yönlendirin. Ben ona göre konuşayım. Buradaki topluluğu tam tanımıyorum. Hani bizim geride eğitimlerimizde. Evet. Haklısın. Ben... Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Aynen haklısın. Ben biraz böyle bir şey daldım gibi konuya oldu. Direkt hemen sana bıraktım. Biz Akademik Düşünce Enstitüsü Covid-19 süreciyle Zoom toplantılarına başladık. Ve bu haftaki konumuz da sendin. Biz akademik çalışmalar yapıyoruz. Akademide çalışan hocalarımızla, akademide çalışan insanlarla seminerler, paneller yapıyoruz. Bir de makalelerimizi ve çalışmalarımızı, akademik çalışmalarımızı yayınladığımız bir akademik kaynak sitemiz var. Bu aracılarıyla Zoom veya diğer YouTube'da da yine bu videolarımızı kaydediyoruz, YouTube'a yüklüyoruz.
Ya bu şekilde yayınlar yaparak insanlara, yani topluma, bilimle, hani bilimin tabii ki ışığıyla ilerleyerek yapıyoruz. Topluma bir faydamız olacak, bir yönlendirmemiz olacak, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani senin de zaten akademinin içinde bulunduğun için ben de kadın meclisleri içerisindeyim. Bu konuda zaten önemli ve toplumumuzun önemli bir hani sorunu. Bu konuda da hani güzel, hani anlatımıyla da seminerleriyle de bildiğim bir insansın. Seni davet ederek sen de çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, geldin. Ne demek, tabii ki de. Böyle bir hani program düzenlemek istedik. Bu haftaki konuğumuz da sen oldun. Yine tabii ki hani şey yapabiliriz. Akademik olarak da tabii kadın cinayetleri, kadın mücadelesi, bunlara da değinirsen seviniriz. Akademik yönlerine de. Şöyle, ben şimdi bizim toplumumuzda yeniden tekrar tekrar anlatmakta fayda gördüğüm bazı şeyler var. Şiddetin kökeni, neden kaynaklı olduğu, bugün yaşadığımız, bir süredir zaten yaşamakta olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'ne saldırının temelinde olan toplumsal cinsiyet eşitliğine uğraşma hali var ya Türkiye'de şu anda bizim coğrafyamızda. Bu her ülkede yok arkadaşlar, ama bazı Avrupa ülkelerinde de var. Muhafazakar iktidarlarla yönetilen ülkelerde şu anda aktüel olarak bizlerin yaşadığı böyle bir sorun var. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Ve aslında şiddetin kökeninde de tam olarak ne var? Bunu konuşarak başlamanın önemli olduğunu düşündüğüm için bu temel bilgiler bölümünü de yapalım mı yapmayalım mı sorusunu sormaya çalıştım. Burada bundan başlayarak senin sorunu yanıtlamak isterim, eğer müsaade ederseniz. Şimdi arkadaşlar, şiddetin temelindeki esas şey eşitsiz güç ilişkileri. Ve burada Türk toplumda tek başına kadınlar ve erkekler ve cinsiyetler arasında bir çelişki yok. Çok büyük temel bir çelişki var sınıflar arasında. Başka çelişkiler de var uluslar arasında, yaşlılarla ve gençler arasında. Cinsel yönelim farklılıklarıyla, heteroseksüellerle heteroseksüel olmayanlar arasında böyle çoklu çelişkiler ortamındayız ve ezen ve ezilen gruplar var. Ama nüfusun yarısı olan kadınlar, yarısı, diğer yarısı erkekler tarafından en eski ezilme biçimiyle eziliyorlar. Ve bunun tarihsel yüküyle, şimdi 21. yüzyılda pek çok haklar elde etmiş olmamıza rağmen hala tam olarak eşitlenebilmiş değiliz. O yüzden kadınların yaşadığı temel bir mesele eşitlik meselesi olmaya devam ediyor. Biz bunu kadınların doğası gereği ve erkeklerin doğası gereği getirdikleri özellikler nedeniyle değil de toplumsal olarak öğrenilen roller nedeniyle böyle olduğunu artık bilimsel, biraz önce Feda arkadaşım dediği gibi burada bilimsel bir oturum yapıyorsak bilimsel bilgiye dayanarak tespit etmiş durumdayız, analiz etmiş durumdayız. Bu konunun bilimsel literatüründe de deniliyor ki kadınlar ve erkeklerin esas olarak ihtiyaç duydukları şey toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Bu erkeklik ve kadınlık rolleri toplumsal olarak öğrenilmektedir. Kimse kadın ve erkek olarak doğmuyor. Kız ve oğlan bebeklere erkek ve kadın olmak öğretiliyor. Bunun çok güzel bir ifadesi de Simone de Beauvoir'ın "Kadın doğulmaz, kadın olunur" diyerek yıllar önce söylediği iyi bir ifadedir örneğin. Bizi bu toplum kadın olduruyor, erkek olduruyor. Bütün bunların böyle yaşanmaması mümkün. Kadınlar ve erkeklerin eşit rol dağılımıyla ve eşit haklarla yaşadıkları toplumlarda mümkün. Ama bunun yolu nereden geçecek diye bunun arayışıyla da bir feminist mücadeleyi yürütüyoruz yıllardır. Farklı yanıtlar verenler oluyor. Benim de, yani bizim de bir yanıtımız var, benim de bir yanıtım var. Ama bizim şu andaki meselemiz cinayetler, şiddet olduğunda da şiddetin kökeninde de işte biraz önce size anlattığım bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Eşitsizliğin en ağır sonuçlarından birisi de şiddet. Ve şiddetin en ağır sonuçlarından birisi de kadın cinayetleri. O yüzden biz kadın cinayetlerini nasıl çözülecek dediğimizde şimdi hep maalesef ki popülist, ya olumsuz anlamda popülist olarak cezadan falan hemen konuşuluyor, ama asıl olarak işte bu eşitsizlik çözülünce biz bundan kökten bir biçimde kurtulacağımızı biliyoruz. Bütün bunlara yanıt veren zaten çeşitli düzenlemeler, çözüm önerileri de var. O yüzden ben biraz böyle girmek istedim. Cinsiyet eşitsizliğinin en açık ifadesi kadın cinayetleri.
kadın cinayetlerinin yaşanmasının Türkiye'de bu kadar yoğun olarak bugün yaşanmasının temelinde de işte bu eşitliği tanımaya direnen bir erkek egemenliği var. Burada eşitliği savunan bir tavır alındığında tablo bambaşka olabilirken eşitliğe inanmıyorum diyen bir siyasal iklimde ve bugün aktüel konu çözüme de saldıran bir siyasal iklimde bu sorunu biz ağır olarak yaşamaktayız. Peki yaşadığımız sorunu hani mesela adlandırmasıyla da ilgili bir konuyu hemen ikinci maddede konuşmak isterim. Kadın cinayeti neye diyoruz? Çünkü bunda da bir tartışma doğuyor. Sizle biraz önceki oturumda arttı mı, görünürlük mü arttığı konuştuk. Her ikisinin de arttığı konusunda ben çok net kanaatim var. Yani katılmayanlarla elbette burada tartışabilirim ama her ikisi de arttı. İkinci etapta da peki bu artan şey ne? Neye biz kadın cinayeti diyoruz diye yetkililerle bizim böyle bir açıktan olmasa da örtülü bir tartışmamız var. Çünkü resmi raporlar bu sene bizim yıllardır ki kararlı çabamız sonucunda yayınlanmaya başlandı. Ve bizden daha az sayıda kadının öldürüldüğü iddia ediyor. Şimdi aradaki fark 10 kadın olsa, 1 kadın olsa bile bu o kadar üzücü bir şey ki hayat hayat o. Yani bir tane rakam değil, bir kişi değil, bir sayı değil, bir hayatı belirtiyor. Ve bunun hani açıklanması gerekiyor. Yani neden bu fark var? Şimdi bizim Polis Akademisi raporu diyor ki bize göre çok daha az sayıda kadın öldürüldü. Nereden doğuyor bu? Bunu biz size zaten bu raporlar yayınlandığında basın da artık bildiğiniz üzere Türkiye'de bu mücadele toplumsallaştığı için hepimiz emekleriyle toplum da buna duyarlı, basın da duyarlı ve bize mikrofon uzatıp soruyor. İçişleri Bakanı niye sizden daha az söylüyor diye o raporlar ilk yayınlanmaya başladığında ben hep bu soruyla muhatap oldum. Ve o açıklamalara bakıp bakanlığın yetkililerin şunu anladık. Diyorlar ki bize kadın derneği her şeye kadın cinayeti diyor. Bize göre bunların bazılarının cinsiyetle ilgisi yok diyorlar. Değil mi? Örneğin Ceren Damar hocamızın öldürülmesini eğitim şehidi olarak kapatıp cinsiyetle hiç ilgisi yokmuş gibi ele almak istiyorlar. Ya da araya başka toplumsal meseleler giren, işte bir herhangi bir adli mesele, herhangi bir mali mesele girdiği durumda da bu kadın cinayeti değil, başka bir nedenle gibi demek istiyorlar. Biz şunu diyoruz arkadaşlar, raporlamalarımızda da onu yapıyoruz. Kadın cinayetini, femicide dediğimiz kadın cinayeti kavramıyla ele alarak, onu her raporumuzun başında da, aylık raporumuzda açıklayarak, anne karnına düştüğü andan itibaren kadın kız cinsiyetinde olmanın, hayatının bütün evreleri boyunca olmak nedeniyle öldürülmeyi, cinsiyeti nedeniyle öldürülmeyi femisayet olarak tanımlayarak bu genişlikte ele alıyoruz. O nedenle de öldürülen kız çocuklarını da bu kapsamda ele alıyor ve bizim sayımız daha fazla oluyor. Yine resmi makamlara göre basına yansımayan, resmi makamlara yansımayan ama bize ulaşan ailelerin verileri de bize toplandığı için gerçek veriye yakın bir veri bizde daha çok birikiyor. Ama ben şunu baştan söyleyeyim. Bizim açıkladığımız raporlar bile yine gerçeğin bir kısmını yansıtıyor. Belki bilemediğimiz bir oran daha var maalesef. Size bunu bu kadar paragrafı şu yüzden anlattım. Türkiye'de kadın cinayetleri dediğimizde madem akademik konuşuyoruz, akademik kavramsallaştırma olarak da şöyle tartışmalar yürüyebiliyor. Kadın cinayeti yerine kadın katliamı, ataerki cinayetleri, cins kırım, soykırım filan gibi adlandırmalar yapılması önerileri gelebiliyor. Biz platform olarak bunlara hiç sıcak bakmıyoruz. Çünkü Türkiye toplumu zaten artık bunu kadın cinayeti olarak benimsemiş durumda. İkincisi, dünya literatürü zaten artık bunu biz de yani bu alanda sadece dava takip etmiyoruz. Elbette okuyoruz, yazıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Dünya literatürü de kadın cinayeti, femicide diyerek daha ortaklaşmış durumda. Ve resmi yetkililer de ilk defa kadın cinayeti terimini kabul ederek ve Türkiye'de tüm dünya görüşlerinden ayrı basın artık bunu böyle haberleştirerek bunu kabul etmiş durumda. Yani 10 sene uğraştık ama en nihayetinde adı olmayan kadın cinayeti kabul ettirmiş iken yerine başka terim önermeni de hiç uygun bulmuyoruz. Hani bunu da bir anmak isterim. Yani burada akademik kavramsal konuşuyorsak arttı mı, görünürlüğü mü arttı diye cevap. Neye kadın cinayeti diyoruz cevap.
Ne demekte ısrar etmeliyiz cevap? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu ve bunda ısrar etmemiz gerektiğinde de kanaat belirtmek istedim size. Bu yüzden yani bunu da anmak istedim. Kadın cinayeti demekten vazgeçmemeliyiz. Sürekli karşımıza belki iyi niyetli bir şekilde çok ağır bir şiddet olduğunu anlatmaya çalışarak katliam sözleri kullanılabiliyor ama bu doğru değil. Şu anda yıllar önce hiç kabul etmediği şeyi yetkililer kabul etmişken oradan ilerlemek daha doğru bir strateji. Mesela senelerdir biz bilgi edinme kanununa dayanarak kadın cinayeti oranlarını soruyoruz ya arkadaşlar. Sorduğumuz ilk yıllarda ne diyordular biliyor musunuz? Bize İçişleri Bakanlığı'ndan, işte emniyetten cevap geliyordu. Kadın cinayeti diye özel bir kavram yok. O yüzden bizde bu veriler yok diyorlar. Şimdi ise aynı makamlar Türkiye'de kadın cinayetleri raporu yayınlıyorsa bu bizim mücadelemizin bir kazanımıdır. O yüzden kadın cinayeti teriminden de vazgeçmeyelim. Kadın cinayetlerinin esasında tüm kadına yönelik şiddetin olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Bunun en ağır sonucu olarak da ölümcül durumlar yaşanıyor. Türkiye'de bu daha ağır seyrediyor. Bize benzeyen coğrafyalar Meksika, Güney Amerika var. Kadınların çok güçsüzleştirildiği ve belki biraz daha ağır olan faili meçhullerin daha yüksek oranda olduğu coğrafyalarda var. Ama bizim kadar kadın cinayetinin yaşanmadığı birçok eşit haklara daha yaklaşıldığı coğrafyalarda var. Dünyada şu anda tümüyle kurtulduğumuz bir sorun olmadığı gibi bu kadar ağır yaşanmayan bazı ülkeler de var. İşte. Türkiye'de bu kadar ağır yaşanıyor çünkü dünya tarihinde başka bazı ülkelerin geçtiği evreyi biz de şimdi yaşıyoruz. Kentleşme artıyor, kadınlar haklarına sahip çıkıyor. Buna da direnen bir erkek egemenliği var. Bunu da hep artık ellerle anlatıyoruz. Kadınların kendini gerçekleştirme arzusunu erkekler böyle bastırmaya çalışıyor. Burada o erkekliği iten, bir dakika yapamazsın sen kadın arkadaşlarımıza diyen bir siyaset olsa durum bambaşka olacak. Ama sürekli sırtını sıvazlayan cezasızlık politikası ve erkeklerin şiddeti cesaretlendiren bir iklimde yaşıyor olmamız da bu tabloyu, bu ağır kayıpları yaşamamıza neden oluyor. Ama buna rağmen, bütün bu ters rüzgarlara rağmen çok sayıda insanın da canlı kadın mücadelesi nedeniyle çok sayıda kadının da hayatı kurtuluyor. Bu şu anda yaşadığımız durum budur. Ama bir de biz bunu yaşadığımız bu çok özel tarihsel dönem, karantina, korona, COVID-19 salgını öncesinde böyle yaşar iken ve çözüm için hani her gün canlı bir mücadele yürütür iken bu dönemle birlikte karantinayla birlikte bildiğiniz üzere şiddet daha başka bir türde arttı ve nitelik değiştirdi. Bütün bu geçirdiğimiz son aylar boyunca bizim kadın örgütümüz sürekli karantina dönemindeki artan şiddete karşı kadınları korumanın ve haklarını yani uygulamanın mücadelesini verdi. Bunun için kılavuzlarda yayınladık. Gerektiğinde sanatçı dostlarımız da bizle dayanıştı. Neden böyle oldu? Bütün olağanüstü haller kadına yönelik şiddeti artırıyordu. Hep bunu anlattık aylar boyunca. Biz Türkiye'de yakın geçmişte zaten birlikte 15 Temmuz OHAL döneminde de bunu tecrübe ettik, hatırlarsınız. İnsan hakları ihlalleri ne zaman artarsa kadın hak ihlalleri ve şiddet de artıyor idi. Şimdi bu dönemde yani işte daha önceki OHAL dönemi gibi krizlerde, göç dönemlerinde, çatışmalı dönemlerde, ekonomik zorluklarda, doğal afetlerde hep acısı kadınlardan çıkartılma, daha çok ezilenden çıkartılma gibi bir maalesef sosyolojik gerçek var. Bu özel pandemi döneminde ise bu dönemde baş etmenin başlıca önleminin evlerde kalmak olması durumu daha da ağırlaştırdı. Çünkü o evler kadınların en çok şiddete uğradığı ve kadınlar için en riskli alan olarak tanımlanan yerlerdi. Dolayısıyla pandemi döneminde biz kadınlar için çok ağır bir hani nasıl diyeyim çember yani böyle sıkışmışlıkla geçti. Dışarıda bir koronavirüsü, içeride şiddet virüsü. Bütün bunlara karşı bu şartlarda yapılabilecekler neleri anlatmaya çalışmakla geçirdik. Ve yetkililer yani hiçbir yapmaları gereken görevi yapmayıp destek sistemleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Ve bu çok büyük bir yani
kınamanın ötesinde suçtur aslında. Ben hep bunu aylar içerisinde çok kınıyorum diye bir sürü demeç verdim ama aslına bakarsanız bu bir suç. Bugün Ayşe Tuğba Arslan'ın Eskişehir'de duruşması vardı biliyorsunuz. Bir değil, 10 değil, 20 değil, 23 defa korunma isteyip korunmamış bir arkadaşımız o. Burada sadece fail suçlu olamaz arkadaşlar. Onun 23 kere korunmak istediği halde korunmayışında sanık kürsüsünde tek başına olması gereken fail değil, sanık kürsüsünde başkaları da olmalı. İşte bu korona döneminde kadınların korunmamasında da sadece failler değil, bu ihmali yapan herkesin de ben sanık kürsüsünde olması gerektiğini ve sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de arkasından gelen dönemde, şimdi normalleşme tırnak içerisinde olarak adlandırdığımız dönemde korona zamanı karantinada şiddet artıyordu. Normalleşmeye başladık. Resmen sıçradı ve zincirinden boşaldı. Bu çok tuhaf değil mi? Yani ya bu nasıl bir dünya? Yani evde olurken şiddet artıyor. Biz normalleşiyoruz. Bu sefer sokakta kadınlar öldürülüyor. Gene şiddet artıyor. Kadınlar için her durumda şiddet artıyor gibi bir durumdan da yine bu salgın döneminde destek sistemleri sürüyor. Kadınlar asla yalnız değildir diye açıklama yapmaması yetkililerin sonrasında artan kadına yönelik şiddetin de sorumlusudur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşımın sorduğu soruya yavaş yavaş işte Türkiye'de salgından önce durumumuz neydi? Salgında biz şu son dönemde neler yaşıyoruz diye toparlayıp döndüğümde bütün bu süreç boyunca tek iyi şey kadın dayanışması. Arkadaşımız kadın dayanışması sordu ya. Yani bundan başka bir yol kalmadı zaten Türkiye'deki kadınlar için. Dünyada da böyle. Dünyanın tüm kadınlarıyla kendimizi tam bir bütünlük içerisinde hissettiğimiz Las Tesis eylemlerimizi herhalde hepimiz hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani o kadar hepimizin ortak hikayesi ki ve yani bizi kurtaracak şeyin hepimizden, birbirimizden kuvvet alarak mücadele etmek olduğunu hepimiz o kadar iyi biliyoruz ki, bunu öyle tecrübe etmişiz ki. Bu yeni 21. yüzyılda tecrübe edilmiş bir şey değil. Neyse bizim de köklerimiz var. Bizim de birinci dalga feminizmimiz, ikinci dalga feminizmimiz, 3-4 şu anda böyle hani aktüel tartışmalar var ama ilk kez kadınlar oy bile kullanamazken, oy hakkımızı kazandığımız zamanlarda nasıl kazanıldı diye sanıyoruz. O arkadaşımızın sorduğu, çok güzel soru sordun canım arkadaşım. Kadın dayanışmasıyla. Ama o kadın dayanışması sadece birbirine benzeyen kadınların değil. Şimdi beni de çok duygulandıran, aynen yani sizlerin de birlikte yürüttüğümüz mücadelede o birbirini hiç tanımayan kadınların yumrukları var ya, hiç birbirine benzemeyen kadınların yumrukları. Biz bundan yüzyıllar önce oy hakkı mücadelesini de hiç birbirine benzemeyen kadınların oy hakkını savunmasıyla kazandık. Oy hakkı mücadelesi daha eğitim almış, daha orta ve üst sınıf kadınların çabasıyla başladı. Çok az sayıda sınırlı kadın. Bunları anlatan çok güzel filmler vardır. Demir Çeneli Melekler ve sonra Dilen filmini. İkiliyi mutlaka izleyin arkadaşlar. Demir Çeneli Melekler'de daha sınıfsal olarak eğitim almış, yani daha küçük burjuva kadınlar önde, yani mücadelesi anlatılır ve çok fedakardır onlar. Sınıfsal olarak bulundukları bütün avantajlardan vazgeçip ömürlerini kadınlara adayan çok saygı duyduğum kişiler hakikaten. Ama onların belli sayıda kadının mücadelesiyle oy hakkını kazanmak mümkün değildir ve kazanılamaz. O filmlerin ikinci serisinde, Diren filminde ne zaman ki emekçi kadınlar toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bütün o fabrikalardaki, evlerdeki en ezilen kadınlar oy hakkı mücadelesini sahiplenir. İşte oy hakkı ancak o zaman kazanılıyor arkadaşlar. Biz de kadın cinayetleriyle ilgili tüm hani haklarımızı, ne güzel ki biz oraya doğru ilerliyoruz. Hani biz o yüzden kurulduk. Birbirine benzeyen, daha hani bunu zaten sahiplenecek olanlar bizler değil. Bütün toplumun en hani bize benzemeyen topluluklardan da kadınları kazandığımızda o zaman biz İstanbul Sözleşmesi'nde göreceksiniz, çatır çatır uygulatacağız. Yani, ve ona yaklaşıyoruz. Ona ya daha çok hızla yaklaşmak için de elimizden geleni yapmalıyız elbette. Ama ben onu nereden anlıyorum? Yani bu işte hep son bu hafta, bir iki hafta izlediğimden beri çok etkilendiğim için anlattığım bir video var. Derya Albasan'ın videosu. Yaralı yüzüyle ama o kadar kararlı bir şekilde ben asla vazgeçmeyeceğim diyen arkadaşım. Ya o kadar saygıdeğer bir durum ki o. Bir kere hayatta kaldı, ne güzel. Hayatta kaldı
yüzü o halde, her şeye rağmen Türkiye'de bu halde bütün haklarına saldırılıyor kadıncağızın. Ama ben asla vazgeçmeyeceğim diyor. Bu kadar kararlı bir, bana da hiç benzemiyor. Ben Derya'yla hiç tanışmıyoruz mesela. Değil mi? Tanışan var mı aranızda? Dilber abla sen tanışıyor muydun? Kimse tanışmıyor. Tanışmadığımız ve hani birlikte yaptığımız toplantıları yapmadığımız halde aynen bizim gibi düşünen, aynen bizim gibi özgürlük arayışı olan Türkiye'de yani henüz tanımadığımız çok sayıda kadın kardeşimiz var. Bu da bizim Türkiye'deki kadın cinayetlerini durduracağımız esas çözümümüzdür. Yani gerçek işte yazılı çözümleri uygulatmamızı ancak böyle sağlayacağız, İstanbul Sözleşmesi'nin geri alınmamasını, 6284'ün ihmalsiz uygulanmasını, diğer hakları. Arkadaşımın sorduğu soru kadın dayanışmasıydı. Ben bunu bu şekilde yanıtlamaya çalışmış oldum. O işte çözümü uygulatacak şey sadece ve sadece kadın dayanışmasıdır arkadaşlar. Mücadele eden, özgürlüğünü arayan ama böyle aynı birbirine benzeyip birbirini ağırlayan değil, birbirine hiç benzemeyen ama çok temel bir hakkında çok birlikte mücadele veren kadınların dayanışması ve mücadelesiyle ancak zaten kadın cinayetlerini durduracağımızı düşünüyorum. O yüzden sorduğunuz sorudaki kadın dayanışması bizim asıl çözüm yolumuzdur demek isterim. Böyle yanıtlamak isterim sorunu canım arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir tane arkadaşımız daha soru sormuş chat kısmından. Sadece Türkiye'ye özgü olmayan, tüm dünyada kadınlara cinsiyetçi bir bakış açısı maalesef ki aşağı yukarı aynı. Hukuki ve özgürlükçü diye tanımlayabileceğimiz ülkelerde bile bu bakış açısının aşılamamasının nedeni nedir diye sormuş. Şimdi şöyle, bu tarihsel olarak işte yıllarca, yüzyıllarca biz bunu çeşitli eğitimlerimizde de konuşuyoruz. Çeşitli kaynaklar da öneriyoruz. Şöyle düşünelim arkadaşlar, 21 tane yüzyıl değil, milattan önce 5. yüzyılda kadına yönelik düşmanlığın kökleri oluşmaya başlıyor ve bizim bulunduğumuz Akdeniz, tarihi Akdeniz havzasında ilk şekilleniyor. Mizojini diye hep benim örnek kaynak olarak önerdiğim bir kitap vardır. Kadına yönelik nefretin önyargının tarihçesi. Gerçek bilimsel antropolojik verilere dayanarak. Şimdi milattan önce 5. yüzyıl, az değil yani, çok köklü bir kadın düşmanlığı tarihi var. Biz o kadar gene de başarılıyız ki kadın mücadelesi, bakın yüzyıllar öyle geçmiş, son 2 yüzyılda çok büyük bir mesafe kat etmiş durumdayız. Bu mesafeye rağmen dünyanın hiçbir bölgesinde tam olarak kurtulmuşluktan söz edemeyiz. Arkadaşımızın sorduğu soru, örneğin bu soru iyi bir soru çünkü mesela var olan sistem, üretim sistemi, kapitalizm şartlarında kadınlar kurtulabilir mi'nin de biraz sorusunu sormuş oluyor. Bence kurtulamaz birincisi. Çünkü neredeyse %50 temsil edildikleri, işte eşitliğe çok yaklaşılmış İskandinav ülkelerinde bile kadınların bir cinsel açık adıyla sömürü, hani yani araçsallaştırılması devam ediyor arkadaşlar. Bu konularda da çok iyi, yani bazen filmler çok iyi öğretir ya bize, Daima Lilia diye bir film vardır. Çok iyi bir filmdir. O bölgedeki yani hayatının kurtulacağını düşünerek o ülkelere giden bir genç kadının nasıl bir bedeninin ticarileştirildiğini anlatan, insan hani ticaretini anlatan, insan ticareti deniliyor tırnak içerisinde buna zaten. Biliyorsunuz bir tür insanlık suçu. Sonuçta konuyu çok dallandırmayayım. Şunu demek istiyorum. En özgürleştirildiğini düşündüğümüz yerlerde bile tümüyle özgürleşmiş durumda değil bu sistem içerisinde kadınlar. Bu yüzden de yani aslına bakarsanız yani tamam kapitalizmin aşıldığı işte sosyalizm deneyimleri içerisinde de belki tümüyle durum düzelmedi ama bunun arayışı vardı ve zaten o deneyimler başka nedenlerle de işte farklı seyretti diyebiliriz ama şunu söylemek istiyorum, yani bu çok ontolojik bir soru, yani bu var olan üretim sistemi içerisinde üretim, yeniden üretim,
dışarıda kar getiren üretim, içeride kar getirmeyen, el konulan kadınların emeği, ayrımı, ikiliği sürdüğü sürece, kadınlara yüklenen emek türüne böyle ikinci sınıf muamelesi yapılan bu üretim sistemi, bu yapı değişmediği sürece, sizin söylediğiniz gibi biraz önce, güya tırnak içerisinde gelişmiş ülkelerde bile durum aynı olur. Biraz karışık anlatmış olabilirim, siz yani soru işaretleri varsa bana söyleyin, ama mesela ben bunu pandemi dönemiyle örneklemek istiyorum. Bu pandemi döneminde orta ve üst sınıftan kadın arkadaşlarımız, evinde çocukları için bakıcı tutan, yemeği yapacak yardımcı tutan, temizlikleri, evinin temizliğini yapan, yine yardımcı hizmet satın alabilen konumda orta üst sınıfta kadınlar ne oldular arkadaşlar? Birdenbire bütün o ya, hani parayla aldıkları hizmetler alamaz hale geldiler. Ve yani böyle kendini daha kurtulmuş, özgürleşmiş hisseden kadın arkadaşlarımız bile, diyelim bankada üst düzey yönetici, akademisyen, bilmem ne işte, birdenbire tırnak en ilkel rollerine geri döndüler değil mi? Bütün yani temizlikçi gelmedi, temizliği onlar yaptı. Yemeği yapan gelmedi, onlar yaptı. Çocuğun bakıcısı gelmedi, çocuğa onlar baktı. Uzaktan eğitim oldu, zaten çocuğun hem öğretmeni oldular, hem yemeği yaptılar, hem aşçı oldular, hem temizlikçi oldular, hem gerilen erkeklerin evdeki sinirlerini yatıştıracak psikolog olmak zorunda kaldılar ve bir şok yaşadılar. Bunu o Deniz Kandiyot Hoca'nın, işte bazen denk gelirse eğer webinarlarını dinleyin. O kadar tatlı söylüyor ki. Bunlar çok şaşırdılar ama bu zaten böyleydi diyor. Yani çok tatlı söylüyor. Hani bu sistemin kodları böyle olduğu sürece, hani ben çok özgürleştim falan dediğimiz durumda bile olağanüstü bir kriz gelir, hemen yine en arkaik rollere dönüveriyoruz işte. Pandemi dönemi bunu zaten örnekledi. Bilmiyorum anlatabildim. O yüzden sistem değişmelidir arkadaşlar. O yüzden ben sistem karşıtı bir feministim diyorum burada, bu noktada. Çok güzel. Ağzına sağlık. Arkadaşımız da teşekkür ettiğini söylemiş. Anladım demiş. Gülsüm, istersen arkadaşlar şöyle direkt sorayım. Sorusu olan var mı başka? Hemen varsa eğer soruya geçelim. Yoksa da süremiz dolmak üzere bir toparlayalım istersen Gülsüm. Bakalım. Ben sizin önerinizle toparlayayım. Neyi duymak istiyorsanız. Bizim çok fazla gündemimiz var. Maalesef bu son zamanda çok ünlü arkadaşlarımızla ilgili de bir sürü gündem var. Biz sürekli böyle bir gündem yoğunluğu içerisindeyiz. Siz evet, neyi sormak isterseniz ona göre toparlayayım. Buyurun. Canım Bilber abla. Kimsenin sorusu yoksa ben soruyorum. Evet. Tamam o zaman. Şimdi. Sen, Duygu, efendim kusura bakma. Evet. Şimdi şöyle, genelde hani bu mücadelenin içindeyken de gördüğüm, bazen fark ettiğim şeylerden biri de şu, hani insanlar biraz hani bir şeyler yapıyorsunuz ama ne değişecek ya da ne başarabildiniz ya da neyi değiştirdiniz tarzında olumsuz ön yargılara sahip ilk önce bunu söylüyorlar, ama mücadelenin içindeyken şunu gördüm ben. Aslında değişen birçok şey var. Yavaş yavaş da olsa, adım adım da olsa değişen birçok şey var. Ve aslında bu mücadelenin içinde, kadın dayanışmasının verdiği mücadele birçok şeyi değiştirdi. Aslında biraz da olumlu şeylerden bahsetsek, kadın mücadelesi, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun aldığı kazanımlar, olumlu geri dönüşler. Belki bunlar da hani merak eden ya da bu konuda acaba bir şeyler değişiyor mu ya da yapılıyor mu gibisinden düşünen arkadaşlar için bir ışık olabilir mi gibisinden bir konu açmak istedim. Çok güzel oldu Duygucuğum. Çünkü buna ihtiyaç da var. Dediğin gibi böyle uğraşıyorsunuz da ne oluyor diyen bir eğilim de olabiliyor. Ya da işte biz uğraşıyoruz yıllardır İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Kürt diye İstanbul Sözleşmesi ile tartışmaya açılabiliyor gibi, hani bunlar insanları şaşırtıyor. Ama hemen ben şeyden söyleyeyim, o kadar kolay değil İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Zaten biz iki yerinden rahatsız oluyoruz. Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Diğerini de çok rahatsızız deyince, bir tane bir ülkenin subjektif bir rahatsızlığı o sözleşmenin iki yerini değiştirmiyor. O sözleşme, uluslararası sözleşmeler
öyle kafaya göre maddeleri değiştirilmez. Ve artık biz imza attıktan sonra anayasal hükümde olduğu için o imzayı geri almak da öyle kolay değildir. Bir, bunu bilelim. Ama teşebbüs edildiğinde de çok ciddi bir mücadele edileceğini bilelim. Ama şimdi zaten İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanıyordu da ona rağmen kadınlar öldürülüyordu diye bir durum yok. Zaten uygulanmadığı için öldürülüyor. Biz uygulansın diye mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız böyle ne oluyor, bu kadar uğraşıyorlar da ne oluyor diye soruyor olduklarında onlara yine ben sözleşmeyle hep yıllardır olduğu gibi cevap vermek istiyorum. Sözleşme bize önce eşitlik sağlayın, şiddetin zor ortaya çıktığı bir toplum yaratın. Eğer hani yine de bir tehdit olursa kadınları etkin koruyun. Korumaya çalışırdınız ama koruyamadığınız bir kadın bir zarar görürse etkin ceza verin. Bu üçünü yaptığınız halde yetmez, kadınları geleceğe dönük güçlendirin diyor. Şimdi bu dört temel basamağın hepsinde Türkiye tam tersini yapıyor. Bu Türkiye tam tersini yaparken, yani eşitlik göstergelerinde geriye gidiyoruz, 6284'ü uygulamıyoruz. Bugün işte az önce andım, 23 defa korunma isteyen kadını korumamışız. Ceza bölümüne geldiğimizde etkin kovuşturma ve etkin cezalandırma diyor. Şule Çetin öldürüldüğünü bizim mücadelemiz açığa çıkarıyor arkadaşlar. Bizim kadınların mücadelesi olmasa o açığa çıkmıyor. İntihar diye kapanıyor o dosyalar. Kovuşturma dediğimiz şey zaten yapılmıyor bile kadınlara. Kovuşturma bir yönü, kovuşturma yapıldıktan sonra da etkili bir yargılama deniliyor ya. Bütün o erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimleri, cezasızlığı da bizim müdahilliklerimiz sayesinde önleyebiliyoruz ancak. Şimdi bütün bu aşamalarda böyle bir kadın örgütü olduğu için, bununla bir mücadele olduğu için Sivas'ından, Siirt'ine, işte Mersin'inden, İstanbul'una bir sürü adliyede ilk defa bazı yargı insanlarının İstanbul Sözleşmesi'ne bizden duyduğu şekilde sözleşmeye göre müdahil hakkımız diyerek, sözleşmeyi dolaşıma sokarak, kadınların yanında yer alarak, bizim feminist aktivizm, feminist dava takipleri diye adlandırdığımız avukatlarımızdan benim bu konuda emeklenen tez bile yaptığı, yani sadece hukuksal olarak önemli sonuçlar almamızı sağlayan değil, yani ne bu önemli sonuçlar? İndirimleri engelleyip adalete yaklaşmak, şüpheli ölümlerde cinayet gerçeğini açığa çıkarmak, Aile Bakanlığı'nın resmi yetkililerin kadın cinayetlerini takip etmesini sağlamak gibi pek çok şey sayabilirim ama sadece kısa klasik bize faydalı sonuçlar değil. Yargıda kadınların sesi tümüyle susturulduğu bir alanda, tümüyle erkek bir yargıda kadınlara dair bir kamusal alan açmak o kadar önemli bir şey ki. Bir dakika, burada kadınlar var, zor olmak. O kadar önemli bir şey ki. Yani başka bir feminizm ve demokrasi kültürü açısından çok önemli bir şey. Bu çok büyük bir fark yaratıyor. Kadınları değiştiriyor, aileleri değiştiriyor. Yani sadece biz mahkeme sonucundan size söz etmiyorum. O da hiç az bir şey değil. Şule'nin öldürüldüğü gerçeğini, tecavüz edildiği gerçeğini açığa çıkarmak az bir şey midir arkadaşlar? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün bu hukuki somut, bizim faydamıza olan sonuçların hepsi bir tarafa. Yargı kadınları bu kadar görmez kılınıyorken, bir dakika burada kadınlar var diye bir ses çıkıyor olması o dava takiplerinde çok önemli ve durumu çok değiştirici bir şey. Bir. İki, bizim en önemli mücadelemizin kazanımı hayatta kalan kadınlar olmasıdır. Size biraz önce örneklediğim gibi, Derya gibi. Başka pek çok kadın, bizim zaten esas meselemiz 6284'ün uygulanması ve kadınlar zarar görmeden onların korunabilmesi olduğu için destek hatlarımız bunun için çalışıyor. Burada zaten emek veren, çok emeği vardır Dilber ablamın. Ben her seferinde yine anmak isterim. Bu sayede kadınlar hayatta kalıyor hayatta. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Ölmek ve yaşamak arasındaki büyük fark kadar farklı. Eğer bu mücadele olmasaydı o istatistikler, o grafikler, sadece kuru bir grafik değil, kadınların hayatlarından oluşan o eğriler çok daha vahim boyutta olacaktı. Benim yani bu yaşıma kadar içime en çok ferahlatan, hani elbette ki bunu işin işte ne denir, sorumluluğunu da üstlenenler olarak en çok biz yaşıyoruz. İşte kederini de yaşıyoruz. Bir dakika ne oluyor ya, uğraştık, bu niye böyle oluyor diye. Fakat tek bahtiyar eden şey o oluyor. Hayatta kalan arkadaşlarımız var, ne güzel. Hayatta kalıp çok mücadeleci, çok kararlı arkadaşlarımız var, ne güzeli.
tam örneklediği için Derya arkadaşıma da ben minnet borcuyum yani. Çok saygı duyuyorum onun için. Hep onun videosunu anlıyorum ben. Çok önemli. O bütün gerçeği çok iyi anlatıyor. Yani o kadar böyle o şiddet gerçeğini böyle film hani hiçbir film öyle anlatamaz. Diyor böyle gözüm çıktı sandım. Meğer kanlanmışmış diyor. Kafam koptu sandım. Diyor. Ama ben bunları yaşamış ama asla vazgeçmeyeceğim ben kendi hayatıma sahip çıkmaktan diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Yani o Derya binlerce başka kadının sembolü Derya kişisel olarak anlatmıyorum ben onu. Hiçbirimiz kendimiz kişisel olarak anlatmıyoruz. Pek çok binlerce kadın, biz hepimiz de Türkiye'de mücadele eden kadınlar, aynen o hiç yani alakamız olmayan çok uzak ülkelerdeki gaz tesis dansı yapanlarla aynıydık değil mi arkadaşlar? Aynı hareketleri aynı duyguyla yapıyorduk. Derya da öyle işte. Kendisi gibi olan bir sürü kadını ifade ediyor. Türkiye'de işte bunu ifade eden kadınlar olması, bu kadar kararlı olmaları da çok büyük bir kazanım. Bu eskiden böyle değildi. Bu eskiden hiç böyle değildi. O yüzden ne oluyor ki hiçbir şey değişmiyor diyenlere benim cevabım onlardır. Yok canım. Yani böyle bir yeni havalar var mıydı acaba eskiden? Yani böyle bir kuşak, sizler gibi genç, bu kadar haklarına sahip çıkan Z kuşağı demek istemiyorum ama diyesim geldi birden. Bu kadar şahane bir kuşak var mıydı? Bunlar tabii ki aynı zamanda kazanımlarımız ama bitmedi, sürüyor o kavga. Ve sürecek kadınların hayatı tümüyle kurtulana, tümüyle özgürleşene dek diyeyim. Bugün bayağı uzun bir sohbet ettik. Artık burada noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Yani ben çok memnun kaldık. Çok da güzel bir program oldu. Son kez ben bir sorayım. Sorusu olan var mı arkadaşlar başka? Sorusu ses olanlar kitabımızı okusunlar diyerek. Aynen. Oradan. Aldırsınlar, tanıtsınlar, yaysınlar, sosyal medya paylaşımı yapsınlar. Sorulara da buradan cevap bulabilirler. Aynen, kesinlikle. Sen hani de demiştin zaten, hani araştırma inceleme üzerine de bir kitap. Evet. Çok konuda da kaynak olacaktır zaten. O zaman geldiğin için, davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür güzel ve çok verimli bir program oldu. Ve uzun zamandır hani biz bu programları gerçekleştiriyoruz ama bu kadar ağırlıklı, kadın ağırlıklı bir program olmamıştı. Bu konuda da çok mutluyum. Ben de sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Özlediğim ablalarım, arkadaşlarım ve sizlerle görüştüğüm için. Güzel bir cuma akşamı oldu. İleride fiziki olarak da görüşmek üzere diyelim. Burada herkes Samsun'dan bağlanmıyor herhalde değil mi? Yok, Türkiye genelinden. Yani Samsun'a bağlananlara da mahsus selam ederim, memleketim çünkü. Evet. Ben Samsun'dan hatta selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gün inşallah seni burada da ağırlarız. Böyle canlı canlı. Tamam. Haydi hoşça kalın. İyi akşamlar. Herkese çok öpüyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Herkese katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de hoşça kalın.